Siz kendi kendinize ediyorsunuz Allah diyor, bana etmiyorsunuz. Şimdi siz namaz kılsanız Allah'ın makamı yükselmez. Kılmazsanız Allah'ın makamı da alçalmaz. Siz kendi ateşinizi kendi yerinize götürüyorsunuz. Farkında değilsiniz ha. Basiret tıkanıyor, basiret. Diyor sen onları doğru yola çağırırsın. Arap 198'e geçiyor. Onlar işitmezler. Onlar doğru yola gelmezler. Sen onları seni duyduklarını zannedersin ey Muhammed. Onlar sabırdırlar. Seni işitmezler diyor onlar. Basiretleri tıkanmış ha. Vicdanlarını öldürmüşler. İnsanın vicdanı insanın savcısıdır. İnsanın kalbi insanın hakimidir. İnsanın aklı insanın hissiyatı. Son kontrol mekanizmasıdır. Denetim mekanizmasıdır. Beş duyu organı da akla yardımcı oluyorlar. Şimdi anlayan akıldır. Şey, saf lazım anlayan kalptir. Akıl anlamaz. Akıl programlar, kalp anlar. Kalp. Kafa, insanların kafası karışıktır. Anlayan kalp. Kalp bir işletim sistemidir ha. Akıl bir hard disk'tir. Monitör, sensörü, klavye, mouse bunlar da duyu organlarımızdır ha yani. Akıl hisseder, akıl anlamaz. Anlayan kalptir, kalp. Kalp kürerdir ha. Kalp, yani kalbime yattı. Ben böyle yaparken aklıma değil kalbime biliyorum. Akıl çok önemli bir etkendir. Akıl yanlış olursa kalp de yanlış olur. Şimdi el yanlış yere dokunursa, göz yanlış yere bakarsa, kulak yanlış yere işitirse, ayak yanlış yere giderse, el dokunursa, ağız yanlış yere tadarsa, akla yanlış bilgi verir. Akıl da kalbi yanıltır. Buna bir de bir program şeklindedir. Bir bilgisayar gibi düşüneceksiniz. Yani akıl hard disk'tir, kalp de işletim sistemidir. Akıl hisseder, kalp anlar. Hadi ya kalbime yatmadı. Kalbine danışıyorsun. İster bir kalbe, kalbine danış. Efendimiz diyor bir et parçası var. O karar lekelenirse bütün vücut da gider. Siz kendi kendinize yapıyorsunuz ha, Allah'a değil. Yapmış olduğunuz namazdan Allah'a faydası yok. Yapmış olduğunuz isyanların da Allah'a zararı yok. Siz kendi kendinize yapmıyorsunuz. Size bir haftı. Kendisi ateşe alın önüne o gün. Herkes bir günden kaçacak. Gelme yetim ve min ahi ve ummihi ve ebi ve sahibeti ve beni. Likulli imri'in minhum yemezi şanı yuhni. O gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, hanımından, eşinden, çocuğundan kaçacak. Bugün herkesin ağır bir derdi varsa öleceksiniz. Kabirde tek başına kalacaksınız. Kendi kendinize yapıyorsunuz. Yani biz, benim size nasihat etmemin sebebi bundan dolayıdır. Yani ben de Allah için yapıyorum. Ama benim Allah'la olan aramda cennet, cehennem olayı yok. Ben Allah'ın cehennemden korkuyorum tabii. Korkmayan imanı olmaz. Allah'tan korkuyoruz. Korkulacak bazı sebepler lazım. Bizde şu olsa daha güzel olur. Haşiyet, haşiyet. Şimdi havf, Arapçadan korkudur. Ama haşiyet, sevgide, saygıda. Yani havf ile reci arası bir korkudur haşiyet. Mesela bu korkunuzu Allah'a verirsiniz, korkunun efendisi olursunuz. Kimse de korkmazsınız, korkunuzu Allah'a verin. Ya isyan etmeseniz de yine öleceksiniz, itaat etmeseniz de. Korkunuzu Allah'a verirseniz, korkunun efendisi olursunuz. Korkunun efendisi olduğu zaman artık hiçbir şey size fayda etmez. Yani düşmandan gelecek hiçbir zarar size fayda etmez. Umursamıyorsunuz bile artık. Ben demek istediğim budur yani. Sizin başka sormak istediğiniz bir şey varsa ben bildiği ilave ederim size. Yani ben size anlatırım gayet müsbettir, objektif, tarafsız, sağa sola çekmiyorum. Irklar Allah'ın ayetidir. Irkını inkar etme, ırkçılık da yapma. İslam dairesinde hakkın hukukunu arayabilirsiniz. Bunlara da söylüyoruz zaten yani. Bende tekfir yüzüğü diyor, ben dengeli giden bir insanım yani. Küfrü açık olanı tekfir ederim. Bana Allah o yetkiyi vermiş. Nerede vermiş? Tevbe 80, Tevbe 113, Tevbe 114, Nisa 169. Ederim. Benim dinime, şeriatıma meydan okuyana ben de meydan okurum, korkmam. Onu tekfir ederim ama küfrü açık olmayan, zikzak çizen bir adam ne olur? Zikzak çizen bir adam ya münafıktır, dini kullanır veya başka yakınlanır. Ben onun kalbini göremem ki, ben kalbini okumak için göndermedim. Biz size gönderemediniz. Biz hüküm olarak Kur'an'ı hükmünü, Hazreti Muhammed'in hükmünü ve müştehitlerin hükmünü. Müştehit de büyük alimler, iştihat yapan insanlardır. Yani sıradan alimler değil de yani. Biz onlara bile konuşuyoruz yani. Kalpler nasıl temiz olur? Yok dedim. Yani bak bir temiz olmayan da
için kalbi temiz değil diyebiliriz. Kur'an'ı yaşayan çok kesin, keskin bir yargıda bulunuyoruz ama yani kalbi temiz olmayan, kalbi yargılanır, ibadet eden kalbi yargılanması gerekmiyor mu? Şimdi bak kardeşim, şimdi bak ben biraz önce ne dedim, sorduğun soru güzel bir sorudur. Demin arkadaş sordu ya, ilk soruyu soran arkadaş. Şimdi bir insanın kalbi nasıl temiz olur? Rad 28, elâ bir zikri ve ayetler meynun kulu. Kalpler, gönüller Allah'ın zikriyle huzura kavuşur. Huzura kavuşan kalp temiz bir kalp olur, kirli bir kalpte. Sen kirli bir evde, rütbetli bir evde huzursuz olursun kardeş. Akıl mantık var. Kur'an'ı yaşayanın kalbi temizdir. Sen diyemem ben bunu, akım yok. Hep Kur'an diyor, an salatim sahum, fi salatim sahum. An salatim sahum, kıldığın namaz seni kötü yerden alıkoyacak ki o namaz seni cehennete götürsün. Fi salatim sahum, namazın farzına, sünnetine ve şuuruna dikkat edeceksin. Bilinçli bir namaz kılacaksın, namazda ki aklına dünya para pul gelmeyecek. Allah'ın huzurundasın, konsantre, Allah'ın huzurunda olacak şekilde ağırlayacaksın. Sağında cennet, sonunda cehennem, önünde Kabe, arkanda Ezrail'i katılacaksın namazdayken. Sağında cennet, sonunda cehennem. Önünde Kabe, arkada melek-i mevki hatırlayacaksın namazdayken. Şimdi kalp o şekilde temizlenir. Zuhruf suresi 36. وَمَنْ يَعْشُ اَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ Kur'an'ı yaşama hayata tüm kalanlık ederseniz نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا Şeytan sizi mutlaka dışında bir ince zar gibi sarar. فَالْفَهُوَ لَهُ قَلِينَ Şeytana ya kalin, arkadaş, yakın, dost olursun. Zuhruf 38 ne diyor? Şeytan onları yoldan çıkarır ve onlara ben doğru yoldayım izlenimi verir. Yani kalbim temizdir izlenimi verir abi. Bir de böyle de yani açarsan biraz hamuru açarsan öyle anlayabiliriz. Şeytan şimdi gitti sonra diyecek kalbim temizdir yalan konuşuyor. Kalbi, bak Peygamberimizin aşkına sıramen haşa kalbi kiri miydi ki bu kalbim ibadet etti? Ve kalpte Kur'an'la temizlenir, Kur'an'la. Başka türlü temizlenir. Efendimiz diyor ya, kişi her bir günah işleyişte kalpte bir leke oluşuyor. Bir et parçası var. Her bir günah kalpte bir leke yapıyor. Her bir sevap da kalbi cilalandırıyor, paslandırıyor. Yani zikir Kur'an'dır, sünnettir yani ya. Bir de mevalet çekilip bir köşede almak değil. Biz bazen o zikirleri de yapıyoruz ama asıl zikir hatırlamak, söylemek, bahsetmek. Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an'a Allah, Kur'an'da zikir kelimesini kullanıyor bu ayetleri. Ama bunu dediğiniz zaman biraz açmanız gerekmiyor mu? Tabii açmam lazım zaten. İnsanlar... Ben açtım, bak ben açtım, yazınca açtım. Evet, ben kalbi açtım, aklı, fonksiyonlarını açtım. Açtı, sen doğru söylüyorsun. İnsanlar bu şekilde yanlış anlayabilir. Mesela diyebilir ki, zaten benim bir tarafım kötü. Yani kalbim, yani eğer bir nefes olsa bir dürüstlük varsa şunu diyebilir ki, ben kısmen de olsa kötü değilim, kalbim kötü, o zaman ben namaz kılıyorum. Ben bunu açtım, ben bu kabuğunu açtım. Hiç öyle düşünmedim. Ben bu kabuğunu açtım. Ben bunu açtım. Ben açtım, ben burada yarım saat yakın konuşuyorum, ben şu an yoruldum. Bende nefes kaldım, ben dileğim daha... Şeyden hapishaneden, kibarvari, işte bu tıbarkhaneden dün gece beni çıkardılar. Ben yorgunum şu anda, ben zor konuşuyorum yani. Ben bu kabulü açtım. Belki şahit olmama olsa ama ben yarım saat konuştum. Oh, o sıradan geçmişse o benim kabahatim değildi. Sen de haklısın, ben bu kabulü açtım. Kalp Kur'an'la temizlenir ha. Başka türlü temizlenmez yani. Teşekkür ederim. Amin, Allah kardeş, hayırlı günler. Hayırlı günler. Hocam bir de sen, Mekke Ramazan Hoca unutmuş hocam. Enfal suresi 2. ayete bakın, kalbin irfana ulaştığı esnadaki bir durumdan bahsediyor. Hocam baştan alabilir miyiz? Enfal suresi 2. ayete, artık kalbin imana... Diyor Allah, bundan dolayı kalplere bir sükunet, huzur ve ona bir ruh, kadına bir ruh ile desteklemiştir. Altından örmekle altından cennetlerine sokacaktır. Yani ayete bunun devamıdır ha. Yoksa kalpler Kur'an'la geçer diyor. Hocam bir de kalbi bir analizi Haç süresine geçen ay diyelim. Siz tevhidden bahsettiğiniz zaman onların yüzleri sıkışırsa saldırı gibi olurlar. Tevhid ayetlerini kabul edenler ise kalpleri Allah'a mutmain olmuş. Ya onun alametleri çoktur ha. Abi doğru söylüyor. Çoktur. Ülkeleri infak eder. Allah'ta kokanlar infak eder. Allah'ta kokan zinadan uzaklaşır. Kumardan, içkiden, faizden yani çok tükkan değil ki yani. Bir de Tövbe suresinin ikinci ayeti olmasıyla ilgili Allah iki kalp yaratmamıştır. Sadece sevgisi için o kalp yaratmamıştır. Doğru söylüyorsunuz. Tek olacak. İki olacak. Seni sorabiliyor musun? Sorabiliyorsun. Arkadaşlar sorun. Bana tek sormayın cevap. Hocam sabahta yorulmuş sorun. Eğer biz bilirsek cevabıysam hocam cevap. Şimdi mesela hani Müslümanlar ahiret günü helalleşecek ya. Birinin hakkında geçtik, onun sevabından bize verilecek ve o şekilde bir helalleşme olacak. Sevapların aktarılması. Sevapların aktarılması. Var.
Allah'a inkar eden birisinin hakkına geçtiysek bilmeden onunla nasıl? Var, ayet var. Cevap vereyim sana. Ankebut. Ankebut. Bitireyim. Şimdi şirk koşarsa, ben belki burada söyledim, sen buna da geçsin. Ben hepsi söyledim ha. Yok, kafirler için yok. Kafirler mesela o koşar, sonra bir daha sonra. Evet, kul hakkını, kul hakkını. Biz bilmeden Allah'a inkar eden birinin hakkına geçtiysek, yani o ebedi cehennemlik ya. Yani bizim onunla helal geçmemiz yoksa olacak yani. Bu dünyada Efendimiz sahabeye diyor ki, bu dünyada helalleşir. Bu dünyada olmadığı öbür tarafta hayırla günahla yer değişecek abi. Bir öne göre, bu zamanda siz bir tanesinin 50 milyonu yediniz. Allah katında bu zamanda 50 milyon olan hayırın ölçüsü nedir? Bunu ben ölçemem, Allah ölçemem. Ben gücüm yetmez. Allah diyecek 50 milyonun hayırını buyurun alın. O sadece cehennemde azabı hafifler. O şey, cehennemdeki azabını hafifletir. Şimdi her kafir bir değildir ha. Azgın kafir var, normal kafir var, şiddetli kafir var, çok çetin kafirler var. Hepsini bilgilemeyin ha. Şimdi Efendimiz'in döneminde dört tane müşrik ismi sayılıyor. Diyor ya Resulallah, şu dört müşrik çok hayır yapardı. Yetimlere ikram, iyilik, infak ederdi. Ama Müslüman değildi. Peygamberimiz cennete gidemeyecek ama azabı hafifleyecek. Azap hafifleyecek onlarla. O hayırdan dolayı azapları Allah hafifletecek. Allah dengeleyecek yani o şekilde. Çünkü öbür taraftan para geçmediği için günahla sahaba yerleştiriyor. Tabi siz bir tanesi 50 milyonu yediniz. 50 milyonun hayrını alıyorsunuz. Eğer onun 50 milyonun hayır yoksa sizin 50 milyonun günahınız ona devrolunuyor, nakıl olunuyor. Takas olunuyor ya. Günahla sahaba takas olunuyor, yerleşiyor. Bu şekilde Allah razı olsun. Geçen Allah razı olsun. Biraz dinlesin arkadaş bizim hastanede gelmiş. Hem de sabahtan konuşuyor, biraz dinlesin. Çok arkadaşlar, nasıl yapmış olur? Fırsat tanısa zaten adalet de olmaz. Allah bunu yapmaz, kimseye yapmaz. Eğer bir insan gerçekten İslam'ı bir gavur, ergenlik çağına gelmişse, İslam'ı işitmemişse, o an ölürse zaten Allah onu Kur'an'la değil, sosyal öp Kur'an'la soruya çekecek. Çünkü o an gerçekten bilmiyordu. Gerçekten bilmiyorsa, bak gerçekten bir insan gerçekten, gerçek olarak kalben İslam'ı duymamışsa, Allah onu Kur'an'la değil, toplumsal öp Kur'an'la soruya çekecek yani. Çünkü duymamış ama Allah rızkı veriyor, rızkı. Tek para olarak düşünmeyin ha. İlim de bir rızıktır. Maide, gök sofrası. Yani ilim de bir rızık. Peygamberimiz Aleyhisselam bir hadiste diyor. İlim bir sofradır. Herkes gücü nispetinden bu sofradan ilimden faydalansın. Yani Allah o işi dengeliyor. Biz onu anlayamayız. Yani böyle bir kafirin hakkını yedim diye ebedi cehenneme girmezsin. Günahla sıvabla yer değişir. Veya Allah dünyadaki ona hatırlatır. Bak kulum, sen kafirin bir hakkını yedin. Yakit hakkını ver ve öbür tarafta sofra yersin. Böyle günahla da sevabla yer değişir. Yani öyle bir kafirin hakkını yedim diye kafir diyecek, tamam ben hakkını helal etmeyeyim. Günahlar verilir, kafirin günahını çeker ve Müslüman kendi hayrından kafire verecek. Çünkü öbür tarafta para geçmiyor ki, pul geçmiyor. Günahtan, hatta Peygamberimiz diyor ki, müflis kimdir bilir misiniz? Sahabe diyor, Resulallah müflis iflas edendir. Peygamberimiz diyor başlarsına. Müflis, kıyamet günü insanların hakkını hukukunuymuş, dediğiniz gibi. Namaz kılmış, oruç tutmuş, Kur'an okumuş, zekat vermiş, hac etmiş, kurban kesmiş ama burada insanların hakkını yediği için öbür tarafta ne olacak? Milletin günahını yüklenecek. İşte kafirin de hakkını yiyen bu dünyada Allah onu bu dünyada yüzleştiriyor. Hatırlatıyor ha. Çünkü bu değil, bak tekrar söylüyorum. Kainata tesadüf yok, tevafuk var. Yani biz bazı şeyi tam anlayamıyorsak onu inkar etmeyeceğiz. Araştırıp sulayacağız. Yani Allah bir şekilde o kafirin hicrete gelmesi için eğer birilerini gönderecek, gönderirse o kafir mesuldür. Göndermezse, o anlık ölürse, Kur'an'la değil toplumsal ölüm kurallarıyla sorulur. Toplumsal ölüm kurallar nedir? Zina, içki, kumar, faiz, adam öldürmek dünyanın her tarafında kötüdür. Allah bununla o insanı soruya çekecek. Yoksa Yüce Allah asla insana zulmetmez. Ayette sana söylüyor. Hiçbir kavmi yoktur ki elçi göndermiş olmayalım. Ama bir kavme de elçi göndermezsek, o kavmi sorumlu tutamayalım yani. O kamile o insan gibi düşünebiliriz yani. Yani Allah orada yüzleştirecek. Mesele budur yani. Ne kadar o günahını ve sevabını yüklenecek. Başka bir şey yok. Günah ve sevabı. Hocam arkadaşlar zaten konuşuyor. Yani bunda anlamayacak. Ben gayet açıkladım. Anlamayacak bir şey yok. Diyelim ki bir yöne göreyim. Ben bir cavurun beş versiniyim.